hatırlamıyorum açıklamaları çok konuşuldu. O çok önemli. Çok eleştirildi. Bununla ilgili ben doğal buluyorum. Bence en güzel cevap bu diye bir savunması var. Bir görelim İmamoğlu'nun o açıklamasını, sonra devam edelim. Emin olmak isterim. Hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim diyorum. Bu gayet insani ve doğru bir hamle olduğunu, doğru bir cevap olduğunu düşünüyorum. Vay efendim, İmamoğlu hatırlamıyor. Yine mağdur olmuş. Ben kızmıyorum onlara diyor. Yani hatta gülüyorum diyor. Ama gerçek siyasetçi ben böyle konuşur. Diyor, efendim? Gerçek siyasetçi böyle konuşur. Neden? Yani ben de bir insanım, unutabilirim. Şunu söyleyeyim. Doğal davranıyorum. Hayır, kabul, yani zor duruma düştüğü zaman bir siyasetçi mutlaka başka bir şey emin yapar. Emin olmak istiyorum, bakayım diyor, sonra cevap vereyim diyor. O yani, anda hatırlamıyor ben olabilirim diyor. Eğer şeyim varsa tabii Sayın Bakan bir şey söyleyecek. Bu arada herhalde. Hacı Yakışıklı'nın mikrofonu. Tamam, o düzelsin, ondan sonra ben bu konuda bir şey söyleyeyim. Tamam. Onu biz bir kontrol ediyoruz. Ben de söyleyeyim. Tamam ama Engin Bey'e de soracağım. Peki, Engin Bey önce konuşacağız. Tamam. Yani bak Engin Mardin şey yapıyor, Mardin lig yapıyor. Mardin dayanışması. Nasıl? Hedef. Nasıl diyor? Söyleyelim de Mardin kapı şen olur diyor. O an ama Mardin kapı Mardin'de değil. Engin Bey sizinle başlayalım. Gürbüz Bey'de notlarını bu arada. Çok iyi o da düzeltiyor. Buyurun. Şimdi. Çok da düzeltiyor. Şimdi şöyle netice itibariyle kendisine sorulan bir soru var. Seçim öncesi vaadiyle ilgili. Ben bunu yapmadım diyeceğine bir siyasetçi olduğu için siyaseten de bir bu amiyane tabiri kıvırmadır. Hmm. Dolayısıyla ne diyor? Ben bunları hatırlamıyorum. Bu tabi bizim aklımıza bir şey getiriyor. Seçim öncesi demek ki bol keseden vaatlerde bulunulabiliyor. Hatta o kadar ileri gidilebiliyor ki bu vaatlerin bir kısmı seçim dönemi sonuna doğru unutulabilir. Demek ki unutulmuşsa ciddiye alınmamış vaatlerdir. Öylesine verilmiş vaat. Şimdi vaatler. O zaman bakın, siz ciddi bir vaatte bulunuyorsanız 5 yıllık yöneticiliğiniz döneminde bunun planlamasını yaparsınız. Bu vaatler önünüze gelir değil mi? Çek edersiniz. Ya dersiniz ki ben şunu vaat ettim. Örnek veriyorum. Ben ilçe belediye başkanı olursam 10 tane kreş açacağım dedim değil mi? Benim önüme gelir belediye başkanıysam, ha bakın 5'ini yaptık ama arkadaşlar hızlanın derim kültür müdürlüğüne ve fen işleri müdürlüğüne. Hızlanın, 5 tane daha yapmalıyız değil mi? Ya da şu kadar park açacağız, şunu yapacağız, şu yolları asfaltlayacağız diye söz. Demek ki burada sorun şu. Bunlar çok planlı, programlı vaatler değil, öylesine söylenmiş sözlerdir. Seçim atmosferinde herkesin el yükseltmesiyle ilgili bir konu. Yani bir siyasi dehayla bence bu işi böyle yani bu noktaya getirebiliyor. Gerçekçi olmayan vaatlerin sonu böyle mi oluyor diyorsunuz? Elbette ama öyle oluyor. Yani bu ülkede biz bu vaatleri hiç mi görmedik? Ya ilk kez İmamoğlu mu vaatleri gerçekleştirmedi? Bir de yani olaya o minvalden bakmak lazım. Hatırlarsanız Demirel ne demişti? Herkese iki anahtar bir ev, bir araba. Sonra 500 günde demişti değil mi? Bakanım daha iyi hatırlar. Olmadı tabii. Sonra 500 günde olunca gazeteciler ona sormuştu. Bakın 500 günde oldu iktidarınızda. O da demişti ki ben 500 gün dedim ama kaçıncı 500 gün diye söylemedim. Güzel demiştim. Nasıl bir cevap? Bu ona benzer kaçıncı bir 500 açıklama. Gün. Doğru. Şimdi ama tam olarak şöyle söyleyeyim İmamoğlu. Canlı yayınlarda bana soruyorlar, birileri gibi yaptım deyip geçiştirecek bir ruh halim yok. Yapıp yapmadığımı o anda hatırlamayabilirim. Rakiplerime benzemem, emin olmak isterim. Hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim diyorum. Doğru bir cevap olduğunu düşünüyorum. Vay efendim, İmamoğlu hatırlamıyor. Yüzlerce vaatten birini hatırlamıyor olabilir. Ama siz İstanbul Belediyesi'ni yöneten isimsiniz. İmamoğlu'nun bu söyledikleri doğrudur. Nedir? Siyasette doğru? Neden doğrudur? Şimdi diyelim ki şu anda belediyenin yapısını bilmeyen adaylar var. Murat Kurum'un bir avantajı var. Tevfik Bey'den, diğer belediyede olan AK Partilerden bilgi alır ama diyelim ki Memleket Partisi'nin şu anda İstanbul Belediyesi'nin yapısı içinde bir bilgisi yok. Elinde veri yok. Anladım. Ve aday.
ve çeşitli vaatlerde bulunuyor. Peki buradaki haklılığın nasıl? Efendim bakın, seçildiği zaman o vaat ettiklerin bir kısmını yerine getirmeyebilir. Bir kısmı ikinci plana kalabilir. Şimdi burada Sayın Ekrem İmamoğlu nasıl oldukları zaman hatırlarsanız ne demiştim ben? Dersini çalışmadan çıkmış dedim. Hmm. Yani ne demek dersini istemiştim? Ama bu dersini çalışmadan. Ama bir dakika, Bakanım. Bir dakika yakışıklı. Sayın Bakanım. Ben şimdi benle sen bir röportaj yapmaya çalış. Benle sen bir röportaj yapmaya çalış. Baş başa verelim Hacı Yakışıklı'yla Masum Bey'i. Senin son bir yılda yazdığın bütün yazıları okuturum. Tamam. Hacı Yakışıklı'nın sorma ihtimali olan soruları çıkartırım. Bir dakika. Böyle ama neye itiraz ediyor? Benim itirazım şu. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Tamam öyle. Odağına İstanbul. Aynı zamanda Türkiye'nin de yönetimine talip. Sayın İmamoğlu ayıp diyor. Ayıp değil ki. Şehir tiyatrolarını iki katına çıkaracaktınız. Hatırlamıyorum. Metroları iki katına çıkaracaktınız. Hatırlamıyorum diyor. Çünkü evet, Ekrem Bey. Tali vaatler değil. Bakanım, asli vaatler. Odağına İstanbul'u almamış. Ekrem Bey İstanbul'la ilgilenmemiş. Yoksa siz İstanbul'u 5 sene boyunca yönetmiş olsaydınız. 2019'dan bugüne kadar siz yönetseydiniz. Siz şu sözleri bak soruyu sorup çekiliyorum. Şunlar ezberinizde kalır mı kalmaz mı Sayın Bakanım? 100 bin araçlık otopark. 5 senede 100 bin konut. 30 yeni yüzme havuzu, 30 yeni kapalı spor salonu. 15 yaşam vadisi. 40 doğumhane, 20 kadın sağlığı merkezi, 10 çocuk sağlığı merkezi, 15 yeni müze, metro hatlarının iki katına çıkarma, şehir tiyatroları sahnesinin iki katına çıkarma. Bana bu soruları sor, aynen cevap vermem sana. Aynen onun gibi yap. O zaman sor hatırlamıyorum canım, mu dersiniz? Neden, hatırlamıyorum mu dersiniz? Bak sen şimdi, yapmamış, sen şimdi siyasi bir yapmamış. Siyaset bir Ekrem Bey hatırlamadığından sen, bak, değil. Bak şu anda. Ekrem Bey yapmadığından sizin bu hatırlamıyorum deyip geçiştiriyor. Elinizdeki nokta Ekrem İmamoğlu söz verir yapmaz. Bütün siyasiler söz verir. Şimdi bir soru soracağım. Bütün siyasiler söz seçime giderken yapmam. Geçen sene Maliye Bakanı kimdi? Nebati'ydi. Ne dediler? Enflasyon Haziran ayında düşecek. Haziran ayında normal girecek. Şimdi bir sene sonranın Haziran ayına kaldık. Bu konuda işte kimse soruyor mu niye böyle olduk? Tam tersine enflasyon daha yükseldi. Efendim, efendime söyleyeyim ama dolar kuru yükseldi. Maliye Bakanı sorulmaz. Hatırlamıyorum demiyor. Niye Sayın Ekrem şunu dese anlarım. Ama arkadaşlar hatırlamayabilir. Ama bu da doğru. Hatırlamıyorum hayır, diyen bak, yok. Bir cilt dolusu yapacağı keşke hatırlamasalar değil mi? Bakın bir cilt dolusunu sormuyorlar. Siz koskoca İstanbul'daki metroyu soruyorlar efendim. Siz ufak bir ilçenin belediye başkanının 5-10 tane şey söylemesine benziyorsunuz. Diyor ki bir kitap dolusu, bir kitap ciltli bir kitap da yapacaklarımızı yaptık. Eğer yapmamışsa, eksik yapmışsa yeni dönemde yapar. 5 yıl daha seç yapar. Diyorsunuz. Diyorum. Peki niye hatırlamıyor Sayın Başkan? Hayır efendim, hayır. Bak. Zaten Ekrem Bey'in kelimeleri Ekrem hep Bey'in, tek. Ekrem Bey'in. Mağdurum diye girdi. Ekrem Bey'in. Engelleniyorum. Tatil bana yakışıyor. Engellendi ama. Gidiyorum. Et. Engellendi. En sonunda ne oldu? Hatırlamıyorum hadi önce. Niye itiraf etsin? Hatırlamıyorum hadi önce. Biraz evvel etti. Yani nasıl itiraf etsin? Niye itiraf engellenir etsin yani? Engellenir. Ne yaptı ya çocuk? Ne yaptı? Ne zaman be? İtiraf etti? Pişmanlıktan yararlanır. Sen cezan azalır. Para kulelerini ben yapmadım. İtiraf et. İtiraf et. Para kulelerini ben yapmadım efendim. Bir dakika. Biraz önce itiraf etti diyor. Neye itiraf ettiniz? Hayır. Bilmem neye itiraf ettiyse Sayın Bakan birazdan. Masum Bey neye itiraf etti? Gidenlerin hala Cumhurbaşkanı'nın masasında yani daha doğrusu alt kadrolarda beklediğini ve onaylanmadığını. Onaylanmasa peki Murat Kurum engellendiğini soruyor, itiraf etti. Madem Murat Kurum'un sorusu. Ben size sorayım. Budur. Bakalım eski bakan ne diyecek? Ya engellenmek budur. Bakın. Bak, size bir soru sorup çekiliyorum. Aynı şeyi bakalım Özal yılların yaptı. Siyasetçisi ne sizi cevap verecek? Limon gibi sıkacağım deyince bizi limon gibi sıkacaksından Murat çıktılar. Murat Kurum güzel bir soru ve sordu. Sayın Bakan oldu. Ben de Murat Kurum'un sorusunu deneyimli bir siyasetçi olan size sormak istiyorum. Diyor sorun ki, tabii buyurun. Diyor ki Murat Kurum madem engellendiniz, madem yaptırmadık yapmadınız. Hükümet evet. Sizi engelledi hiçbir şey yapamadınız. Peki yaptı. Peki bu bütçe nereye gitti? Bütçe duruyor. Bütçeyi ne yaptınız? Bütçe duruyor. Ne durması? Bütçe İstanbul duruyor. Borç içerisinde. İstanbul borç batağında. Bir şey sorayım mı? Borç, para. Bir şey sorayım mı? Para nerede? Ama bir dakika. Araba nerede? Para nerede? Bir dakika. Araba nerede? Para nerede? Bir dakika. Mecliste çoğunluk kimde? Kiraladılar. Meclise araba. Nereden geldi? Hayır. Efendim? Belediye mecliste çoğunluk kimde? %97'sine evet demiş belediye meclisi efendim, Ekrem Bey'in taleplerini. Bütçeyi konuşuyoruz. Ekrem Bey de inkar etmiyor bunu. Tamam evet. Bak bütçeyi konuşuyoruz. Bütçeyi sordun ya çoğunluk onlar da. Denetim kurulu kim? Çoğunluk AK Parti'den. Dolayısıyla
sizin dediğiniz gibi o bütçe çarçur edilse yerle bir ederler. Yerle bir ederler. Yerle bir ederler.